Arkadaşlar merhabalar. Bu videomla birlikte bir konu iki soru serisine başlıyoruz. Yani bu video serisinde bir konudan iki tane soru seçip sizin karşınıza geleceğim. Bu iki soru hocam zor olsun kolay olsun değil. Sınavda çıkması muhtemel sorulardan oluşacak bir seri arkadaşlar bu. Sorular kolay da olabilir, zor da olabilir, eski nesil sorular da olabilir, kolay e, yeni nesil sorular da olabilir. Çünkü niye? Sınavda biliyorsunuz. Kolay soruda var, zor soruda var. Yeni nesil soruda var, eski nesil soruda var arkadaşlar. Çoğunlukla yeni nesil soruları seçip önünüze koymaya çalışacağım ama eski nesil soruları da araya da serpiştireceğim böyle. Haberiniz olsun. Hatta bazı konu konu ağırlığının fazla olduğu sorularda arkadaşlar mesela benzerlik gibi sorularda benzerlik 1, benzerlik 2 diye de gelebiliriz. Orada birkaç farklı videoyla da karşınıza çıkabiliriz. Önemli konularda haberiniz olsun. Evet gençler hatta bu seriyi izleyen arkadaşlar mutlaka mutlaka bakın ÖSYM nereden nereye serisi yaptık. Orada soru analizleri yaptık. O soru analizlerinde sonrasında da ne yaptık? ÖSYM benzeri sorulardan da bahsettik. Yani o seriyi de mutlaka mutlaka izlemeden sınava girmeyin arkadaşlar. Çünkü MSYM sınavında şunu gördük. Eski soruları çözmeyen arkadaşlar yani geçen senenin sorularını ya da ondan önceki senenin sorularını çözmeyen arkadaşlar sınavda sıkıntı yaşadı. Lütfen sizler de o soruları mutlaka mutlaka çözün. Evet ilk videoda böyle açıklamalarımız oluyor ama bundan sonraki videolarımızda takır takır olacak. Hadi bakalım bir konu iki soru hikayesine başlayalım arkadaşlar. Evet soru bir. Arkadaşlar şu soru tipini ben çok severim. ÖSYM'de sormadığı bu zamana kadar bu soru tipini doğru atışalarda karşınıza koydum. Çünkü bu zamana kadar gelmemiş. Sınavda da çıkması muhtemel sorulardan biri. Ha bu soru tipi aynı zamanda üçgende dağıtıcıda da karşımıza çıkabilir. Benzerlikte de karşımıza çıkabilir. Dikdörtgen karşısında da konusunda da karşımıza çıkabilir. Ben burada size hatırlatayım ki e, bunu daha sonrasında ilerleyen konulara da siz uyarlamasını yapabilirsiniz. E soruyu okuyalım bakalım ne diyor. Düzlem aynaya gelen ışının aynayla yaptığı açıyla aynadan yansıyan ışının ayna, aynayla yaptığı açı birbirine eşittir diye Söylüyor. Evet biz ne dedik hep konu anlatımında da zaten bahsettik. Vurduğu açı ile gider diye söylemiştik değil mi aynada arkadaşlar. Evet vurduğu açı ile gidecek. Ve şunları da okuyalım isterseniz. 1 ve 2 numaralı aynalar birbirine paralel. Hocam şunlar birbirine paralel. Paralelliği kullanacağız. Şunları yazalım ki verilen abi bir bilgiyi kullanalım. Çünkü soru neydi arkadaşlar. Her zaman verilen bilgiyi kullanma işiydi. Sonra 2 ve 3 numaralı aynalar şununla şu, şu birbirine dikmiş. O zaman şurada açıyı da 90 derece olarak yazalım. Ve ABC açısında 100 derece olarak vermiş bizden x açısı isteniyor. Şimdi burada vurdu açıyla gidecek. Yani burası alfa ise burası da alfa mı olacak? Evet. Burası 100 ise tamamı 180 olduğundan ikisine 80 kaldı. E o zaman bunlar kaç kaçtır arkadaşlar? 40 derece 40 derecedir. Şimdi şu paralelliği kullanacak olursam. Hop şöyle bir z kuralı var mı? Var. 40 ise buradaki açı da kaç derecedir? 40'tır. E hocam burada da ışın böyle gidiyor. Vurdu açıyla gidecek. 40 ise burası da 40'tır. E hocam burada bir dik üçgen çıktı karşıma. İyi ki 90'ı yazmışız. Verilen bilgileri kullanıyoruz. Bakın 40 90 ise buradaki açıda 50 derecedir. E hocam bu ışın hala devam ediyor. Vurdu açıyla gidecek. 50 ise o zaman buradaki açıda kaç derece yapar? 50 derece yapar. Evet. Soru 1. Zor bir soru bu. Değil. Ama bu mantığı da bilmek lazım. Onun için size bu soruyu aktardım arkadaşlar. Ee, dediğim gibi her zaman zor sorularla karşınıza çıkmayacağız. Doğru açıda da böyle bir soru. Böyle bir soruyla e, karşısına çıktık. Geldik ikinci soruya. İkinci soruda ne demiş? Şöyle bir sözel bir, 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 bir soru. Biliyorsunuz ÖSYM e hemen hemen artık bundan sonra her sene sözel soru soracağım diye der gibi oldu. O yüzden bu aklımı da yine doğru da açılarda kullandım. Soru 2. Hakan öğretmen matematik dersinde bir sorunun çizim aşamalarını tahtaya aşağıdaki gibi çizmiştir. Birbirine paralel D1 ve D2 doğrusu. Arkadaşlar bunlar da adam ne diyorsa hop aynen dediği adımları hemen şöyle bir çiz. Şöyle bir çizdik. Hemen şunun D1 olduğunu göstereyim, bunun da D2 olduğunu göstereyim ki sonradan kafalar karışmasın. Evet, B köşesi D1, D köşesinde D2 üzerinde olan. Evet, burada bir tane B köşesi, burada da bir tane D köşesi seç diyor bana. Ee, ABCD karesini paralel iki doğru arasına çizin. Evet, B köşesi burada olacak, D köşesi burada olacak. ABCD karesi çizeceğiz. Yalnız, şurada bir bilgi vermek istiyorum. Ben konu anlatımlarında da söyledim. A, B, C, D yazarken A, B, C, D'yi biz bu şekilde yazmıyorduk arkadaşlar. Değil mi? Yazarken hop A, B böyle yazdıysak bu sıralamada devam edeceğiz. A, B, C, D şeklinde olur. Ya da üstten yazmaya başladıysan A, B burası C ve D olmaz. Bu sefer nasıl? Bak A, B yazdım bu şekilde devam edecek. A, B, C, D olması lazım. Bu yazıma dikkat edin arkadaşlar. Yalnız ÖSYM artık bunu da eskiden bu şekilde buna dikkat ediyordu ama artık bunu da böyle şey yapmaz. İşi garantiye alır. Aslında ne demesi lazım biliyor musunuz soruda? Soru güzel bir soru. Herhangi bir eksiklik yok. ÖSYM dilinde yazılan bir soru aslında ama bundan sonra bence ÖSYM şöyle yazması lazım. BD yani karenin bir köşegenin üzerindeki noktalar B ve D olmak üzere diye, diye derse daha da garanti almış olur. O zaman bu yazımda herhangi bir sıkıntı var mı? Yok. Bakın karenin B ve D köşeleri bir köşegen üzerinde. O zaman böyle bir köşegen üzerinde. O zaman ben burada A noktasını şurada seçecek olursam arkadaşlar, ABCD karesini çizip ABCD karesini şu şekilde çizebiliriz. Dikdörtgene benzedi ama idare edin. Evet, karemiz bu şekilde. A nerede arkadaşlar? Burada. İster burada, ister burada çizim fark etmez. ABCD sağlandı mı sağlandı? Şuraya bir şey daha ekleyebiliriz. E, karenin iki köşegeni yani B ve D köşegeni, e, B ve D köşeleri köşegenin üzerinde ifadesini ekleyebilir, o garantiye almak için. Neyse. Karemizi çizdik mi arkadaşlar? Çizdik. Burayı okuduk. Buraya da okuduk. Sıra da burada. Kareyi sadece A noktasında kesen D3 doğrusunun evet A noktasında kesen kareyi sadece A noktasında kesen bir doğru düşünün. Kareyi sadece A noktasında kesecek. Böyle olamaz. İşte şöyle olamaz. Sadece A noktasında kesecek. Doğrumuz nasıl olabilir arkadaşlar? İşte şöyle bir doğru olabilir. D3 doğrusunu bu da D3 doğrusuymuş. Hemen D3 diye yazayım bunu arkadaşlar. D1 ve D2 doğrularını kestiği noktalar sırasıyla E ve F olsun. Evet, D1'i kestiği nokta E iken D2'yi kestiği noktada neymiş arkadaşlar? F'ymiş. FB açısı 40 dereceymiş. Hemen şuradaki açıyı 40 derece olarak yazalım. FB e, açısı. AF ile FD birbirine eşit. AF ile FD birbirine eşit. E verilen her bir bilgileri okuduk. Okuduğumuz zaman, yani verilen bilgileri kullandığımız zaman sonuca rahat bir şekilde ulaşırız. Evet, olduğuna göre karenin kenarlarının D2 doğrusuyla Hemen D2 doğrusunu belirtelim arkadaşlar. D2 doğrusu bu değil miydi? Evet D2 doğrusuyla yaptığı açılardan küçük olan açı aşağıdakilerden hangisidir diye soruluyor. Evet yalnız karenin kenarlarının D2 doğrusuyla yani karenin kenarları ya bu ya bu. Bunun ya da bunun yaptığı açılardan küçük olanı isteniyor arkadaşlar. Yani ya burada kaçı istiyor bizden ya da burada kaçı istiyor. Bu iki açıyı da bulalım ki küçük olanını kullanır sonra. Hadi bakalım bilinenden başlayalım çözüme. Hocam burası 40 derece vermişti zaten. E şunlar da birbirine paraleldi. Şurada bir z kuralı var mı arkadaşlar? Var. Hop z kuralı. Z'den dolayı 40 ise burada kaçı da 40 derecedir. Hocam x kenar var. Taban açıları birbirine eşit. A, iki tane iç açı var burada x kenarda bir de dış açı var dayanamam ne var yani burada iki iç açının toplamı bir dış açı o zaman ikisi eşit ve toplamları da 40 bunlar 20'şer derecedir. E hocam burası 20 ise e bu kareden dolayı burası da 90'dı. 20 90 ise burası da 70'tir. Bizden ne isteniyor demiştik arkadaşlar. Ya buradaki açı isteniyor ya da buradaki açı isteniyor. Bu açılardan küçük olan isteniyor. Yani cevabımız o zaman ne yaptı arkadaşlar? 20 yaptı. Evet böylelikle doğruda açılar konusundaki iki tane soruyu e, bunlardan yana kullandım. Seçimimi bunlardan yana kullandım. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda üçgende açı konusundaki iki soruda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.